Arkadaşlar merhaba. Cübbeli Ahmet Hoca yine gündemde, yine önemli bir açıklama yapmış. Dikkate değer. Dikkate değer diyeceğim. Bazılarınız ya işte Cübbeli Ahmet Hoca'yı almayın, işte onu işlemeyin, konu edinmeyin falan diyorsunuz ama arkadaşlar bakın coğrafya anlamında söylüyorum. Bağlantıları çok kuvvetli olan birisi. Türkiye özelinde de bence derin bağlantıları olan bir isim Cübbeli Ahmet Hoca. Öngörüleri de öyle yabana atılır gibi değil. Gerek kadim bilgiler, gerek Kur'ani bilgiler, gerekse de coğrafya açısından baktığımız zaman verdiği bilgiler, uyarılar, öngörüler önemli. Dikkate değer buluyorum. Siz bulmayabilirsiniz ama ben buluyorum. Benim görevim sizinle paylaşmak. Siz dikkate değer görür iseniz yorumlarda ifade edin. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Bakın Cübbeli Ahmet Hoca'nın Temel Karamollaoğlu ile ilgili açıklaması. İran'la ilgili, Azerbaycan'la ilgili açıklaması önemli. Bir yere geleceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Bildirim zilini de aktif ederseniz mutlu olurum. Arkadaşlar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın iftar davetine katıldı. Davette diplomatik bir skandala neden olabilecek bir talepte bulunduğuna dair iddia var. Karamollaoğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeniz çok önemli şeklinde sözleriyle Temel Karamollaoğlu'nu öven Farazmand'ın seçimlerden sonra beklentimiz Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını geri çekmesidir dediğine dair bir takım iddialar var. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu da Suriye'den, Irak'tan çekileceğiz, askeri çekeceğiz tarzında açıklamaları olmuştu. Bu talepleri de yine masaya koyunca Kılıçdaroğlu'nun bu vaatlerini de yan yana getirince bu iddiaların doğru olma ihtimalinin yüksek olduğu karşımıza çıkıyor. Yeni Şafak'ta bir haber yapılmış. Suriye'deki katliamlara ortak olan İran'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığından ve Suriye Milli Ordusu'na desteğinden rahatsız olduğu biliniyor. İran özellikle Azerbaycan üzerindeki baskıyı arttırmak için de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını bekliyor. Bakın arkadaşlar, buradan sonrası önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Karabağ'ın işgalden kurtarıldığı 2020'deki savaşta Ermenistan'ı destekleyen Tahran yönetimi son 2 yılda Azerbaycan'a karşı 4 askeri tatbikat düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri yığınak yaptı. Gözlemcilere göre özellikle askeri tatbikatlar Türkiye'nin desteğinin kesilmesi durumunda İran'ın Azerbaycan'a saldırmayı göze alabileceği mesajını veriyor. İşte bu haberi alıntılayan Cübbeli Ahmet Hoca bir tweet attı. Attığı tweet'e de şu başlığı attı. Öngörülerimin doğru çıkmasından usandım. Bakın ne demiş Cübbeli Ahmet Hoca. 37 gün evvel Saadet'in Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırma gayretinin İran kaynaklı olduğunu söylemiştim. Bazıları abartılı bulmuştu. Halbuki bütün mesele Türk askerinin Suriye'den çekilip orada İran'ın da arka planda birlikte olduğu Tel Aviv hükümetinin bir Siyonistan kurma gayretidir. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu kafanın seçimi kazanması halinde devletimizin ne kadar zarar zevale uğrayacağını bu milletin anlamasını nasip eylesin. Amerikan uşağı Marksist-Leninist PKK ve PYD'nin Suriye'deki birçok bölgeyi işgal etmesine ses çıkarmayan İran şiası ehli sünnet olan Müslüman Türk askerini tehdit olarak görüyor. Halbuki Türk askeri orada insanların güvenliğini ve huzurunu temin eden tek unsurdur. Artık her şey açıkça ortaya çıkmışken hala İran'ı İslam Cumhuriyeti olarak görenlere şaşılır. 100.000'den fazla sahabenin hepsine kafir diyen, Ebu Bekir ve Ömer efendilerimize beddua okuyan, Ayşe annemize iftira eden, Kur'an'ımıza eksik diyen, namazı 3'e indiren, Muharrem ayı dışında Ramazan-ı Şerif diye bir kutsalı olmayan İran şiasının Müslüman Türk askerinden rahatsız olması yadırganacak bir şey değildir. Çünkü onlarla bizim dinimiz bir değildir. Şaşılacak en mühim şey ise milli görüş adını istismar eden saadetçilerin saadetsizliği, Türk askerine düşman olan bu rejimle kurdukları sıkı ilişkidir. Artık Saadet'i ve onun içinde bulunduğu hizipleri desteklemenin dinimiz ve vatanımız için ne büyük tehlikeler arz edeceğini düşünmeden rey verenlerin dünyada ve ahirette ne büyük hüsrana düşecekleri izaha muhtaç değildir. Yüce Rabbimiz bu batılları tanıma hususunda Necip milletimize feraset, ihsan eylesin. Amin demiş Cübbeli Ahmet Hoca. Kıymetli dostlar, İran'ın Türkiye'deki seçimlerde kimi desteklediği İran'ın hiç de umurumda değil. Önemli olanın İran'ın Ermenistan'ın yanında, Azerbaycan'ın karşısında duruşudur. Bence bu detay önemli. İran Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan İran Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı destekliyor mu? Evet. Önemli olan Türkiye'de seçimi Erdoğan değil Kılıçdaroğlu kazanırsa Kılıçdaroğlu'nun milli biri olarak yapması gereken nedir normal şartlar altında? Azerbaycan'ın yanında durmasıdır. Budur bence üzerinde durmamız gereken iki husus. Yoksa Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş ya da başka birini desteklemiş, inanın çok da dikkate değer bir durum olmadığı kanısındayım. Ama tehlike şu, İran'ın Türkiye'nin seçimlerine dönük bir plan içerisinde olduğu gerçeği, hem Suriye'de hem Azerbaycan'da. Bunu zaten devletimizin ileri gelenlerinin de, ordumuzun da, ordumuzu yönetenlerin de, devleti idare edenlerin de bildiği gerçeği önümüzde duruyor. Cübbeli Ahmet Hoca da herkesin bildiği değil, devletin bildiği ama bazı vatandaşlarımızın bilmediği, öngöremediği ya da önemsemediği bir gerçeği gözler önüne sermesidir aslında bu açıklaması. Arkadaşlar bakın, Azerbaycan'ı sürekli tehdit ediyor İran. Özellikle Azerbaycan sınırında Ermenistan'la yaptığı tatbikatlar ortada. Yaptığı yığınaklar zaten herkesin dilinde, bilgisinde. Şimdi buraya kadar aslında son zamanlarda çok konuştuğumuz, bildiğimiz bir gerçek var ama bir de unuttuğumuz, ara sıra hatırlatılan, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği ama unuttuğumuz bir tarihi gerçek var. Nedir? Boraltan Köprüsü meselesi arkadaşlar. Boraltan Köprüsü'nü unutmamamız lazım. Biz necip bir milletiz, Türk milletiyiz ama bizi idare edenlerin zaman zaman hataları bu necip milletin tarihine leke sürmüştür. Kara bir leke. Bizler de zaman zaman merhametsiz, vicdansız olabilmişizdir. Kusura bakmayalım. O yüzden bizi idare edenlerin duruşu çok önemlidir. 1945 yılına gidelim bakın. Dinleyin, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bilmeyenler için Boraltan Köprüsü hikayesini anlatıyorum. Daha doğrusu Boraltan Köprüsü faciası. Türkiye'ye sığınan 145 Azerbaycan Türk'ünün Sovyetler Birliği'ne iadesinin ardından sınırın karşı tarafında kurşuna dizilerek katledilmesi olayına tanıklık eden, Boraltan Köprüsü faciası sırasında da askerlik görevini yapan, şimdi 98 yaşında, röportajın yapıldığı şu 1-2 yıl içerisinde muhtemelen yapıldı, 98 yaşında olan bir amcamız, Bekir Doğan amcamız, gördüklerini hafızasından silemediğini anlatıyor. Şu cümlelerine lütfen kulak kesilin. Rusların eline geçtikten sonra biz uzaktan bakıyoruz. Öyle bir muamele ki hayvana yapılmayacak bir muamele. Haksız, insafsız, vicdansız bir muamele. Hepsini sıraya dizdiler. Makineli tüfekle taradılar. Mısır sapı gibi hepsi yere yığıldı. Bekir Doğan, Azerbaycanlıların Sovyetlere teslim edileceklerini anladıklarında sitem ettiklerini belirterek bakın ne diyor. Onların feryadı, çığlığı, sizde insaf, merhamet yok mu? Sizde Allah korkusu yok mu? Müslüman, Müslümana bunu yapar mı? Siz Türk değil misiniz? Türk olduğumuz için size sığındık. Gölgenize geldik. Bizi nasıl teslim edersiniz dediler. Katı, çok katı, istenmeyen, hiçbir dine ve ahlaka sığmayan, yakışmayan. Bir Türk, bir Türk'ü götürüp ölüme nasıl teslim eder? Bırakın dağılalım, ormanlara gidelim, varsın bizi kurtlar yesin. Türkiye'de ölmek istiyoruz. Onun için türlü meşakkatlere katlandık diyorlar. Ama alınan emir onları Ruslara teslim edindir. Ankara'dan gelmiştir emir. Kimden? Merkezi yönetim. Kim? Başında kim var? İsmet İnönü. Kesin talimattır. Devrin lideri, milli şefimiz, sözde milli şefimiz İsmet İnönü, 145 Azeri Türk'ünün, Azerbaycan Türk'ünün, Türk kardeşimizin Ruslara teslim edilmek üzere ölümüne imza atmıştır. Emir vermiştir. Nitekim zaten bu olay sonrası bu emri alan ve uygulayan oradaki komutan da intihar etmiştir arkadaşlar. Aldığım bilgi bu yöndeydi. Varsa ekstra bir bilginiz lütfen paylaşın yorum kısmında. Bu olay üzerine bir ağıt yakılır. Ağıt da şöyledir. Boraltan bir köprü aşar geçer arası. Yusan ara suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda. Önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız şu gavurun yerine.